Herkese merhaba. Evde kal röportajlarımız devam ediyor. Bugün de Era Time'dan Mutlu Günel ile beraberiz. Hoş geldiniz Mutlu Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, günaydın. Herkese merhabalar. Günaydın. Nasıl gidiyor süreciniz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs salgını durum nasıl seyrediyor? Nasıl bir değişim gözlemlediniz? Bize biraz aktarabilir misiniz? Herkesin de bildiği gibi işte bir ayı biz Kıbrıs'ta tamamlamış durumdayız. Evlerimizdeyiz. Sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreç burada kötü yönetilmedi. Oldukça iyi yönetildi. İlk başlarda hemen bir tedbir alındı. Kapandık, ciddi tedbirler alındı. Kesinlikle evden çıkılmadı. Belli bölgelerde sokağa çıkma yasağı, tüm adada ise kısmi sokağa çıkma yasağıyla başladık. Bu erken alınan bir karardı ve doğru bir karardı diye düşünüyorum. Yayılımın hızlı olmasını engellemiş durumda şu anda. Birkaç gündür vaka yok. İzliyoruz. Zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde atlatacağız. Ancak bu bir pandemi biteceğini düşünmüyoruz elbette. Fakat en az zararla atlatabilmek temennimiz adada. Bu şekildeyiz. Bizim de temennimiz o yönde. Peki Kıbrıs'ta emlak ofisleri ne durumda? Çalışma sistemlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Emlak ofislerimiz aslında hepimiz evlerden çalışmaya devam ediyoruz. Bu bir devrim diye düşünüyorum. Hepimiz dijitale kayıyoruz. İnsanlar minimum temasa gireceği için hepimiz dijitale şu anda yönlenmiş durumdayız. En az temasla alıcılarımıza veya mal sahiplerimize nasıl hizmet verebiliriz? Bunun peşindeyiz. Bugünden sonra pandeminin geçmesinden sonra da zannediyorum ki tüm dünyada dijitale yoğunluk artacaktır. Bizler de kendi evlerimizden dijital üzerinden yardımcı olmaya çalışıyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Tüm emlak ofisleri, profesyonel tüm emlak ofisleri bu şekilde irtibat içerisindeyiz kendileriyle. Bir şekil değiştirmiş olacaktır. Bunun ön hazırlıklarını bizler de evlerimizden tamamlamaya çalışıyoruz. Alıcılarımızla, mal sahiplerimizle görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu şekilde bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok hızlı bir geçiş olacak. Bir gün geçecektik ancak bu da hızlandırmış durumda diye düşünüyorum. Doğal olarak biz de bu boş olan zamanlarımızı, hani boş gibi görünen zamanlarımızı aslında dijitalde değerlendirmeye çalışıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Daha iyi hizmet verebilmek için altyapımızı geliştirmeye harcamaktayız. Peki, emlak piyasasında ne gibi değişiklikler gözlemliyorsunuz? Emlak piyasasında şu anda öngörülerimiz var. Tabii ki bir değişiklik başlamış durumda değil. Ancak tamamımızın öngörüleri söz konusu. İşte bu süreç geçtikten sonra emlak ne olur? Sürekli fikir alışverişi içindeyiz. Dünyada zaten ciddi bir değişim olacaktır. Emlak her zaman için devam edecektir. Gayrimenkul alımı devam edecektir. Satımı devam edecektir. Bir miktar şekil değiştirebilir. Bu aslında dünyada şeye sebebiyet verdi bana göre. İnsanların hayata olan bakış açılarında değişiklikler yarattı. Bununla bağlantılı olarak apartman hayatından müstakil hayata geçiş talebinin artacağını düşünüyorum ben. Tabii ki yatırım anlamında apartmanlarda yaşam devam edecektir. Ancak biliyorsunuz bizler bir ada ülkesi, bol bol toprağımız, bol bol müstakil evde yaşama şansı veren bir coğrafyaya sahibiz şu an için. Bunlara talebin artacağını düşünüyorum. Peki Kıbrıs'ta koronavirüs salgınında emlak piyasasının en çok etkilendiği bölgeler nereler olacak? Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Emlak piyasasının etkilendiği bölge olarak ayırmam mümkün değil.
bizler yapılaşma itibariyle hani şu bölge, Lefkoşa daha çok, Magosa daha az veya Girne daha az şeklinde yorumlayamayacağım. Ada bir genel olarak düşünüyorum. Burada da etkilenme, çok ciddi bir etkilenme olacağını da ben düşünmüyorum açıkçası. Elbette olacaktır. Ekonomide küçülmeler olacaktır. Bankraplar olacaktır. Bunlarla bağlantılı olarak mülkler el değiştirecektir. Fakat şu bölge veya bu bölge diye ayıramıyorum. Kuzey Kıbrıs tamamıyla bir bütündür. Etkilenecek olan gayrimenkul şekilleri değişken olacaktır. Bunlar da daire bir miktar belki etkilenebilir ki çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Fakat müstakil arsa, arazi bunlar aynı şekilde veya yükselerek, ilgi yükselerek devam edecektir. Bu ticari gayrimenkullerde el değişimleri söz konusu olacaktır. Bizim öngördüğümüz bu şekilde. Konut fiyatlarında ve ticari gayrimenkullerin satılık ve kiralık fiyatlarında bir değişim öngörüyor musunuz? Konut fiyatlarında ciddi bir değişimin olacağına inanmıyorum. Konut fiyatları aynı şekilde devam edecektir. Ve şöyle bir adanın şöyle bir avantajı var bana göre. Ada bu süreci çok iyi yönetmiş durumda. En azından bugüne kadar, yarını bilemeyiz. Fakat bu bir aylık süreci çok iyi yönetmiş durumda. Vaka sayımız çok fazla değil. Güvenli devam ediyoruz. Yayılım sadece 4 ölümümüz var. Bu ölümler bağlantılarının nereden geldiği çok iyi biliniyor. Küçük olmasından dolayı neyin, bulaşın nereden gerçekleştiği biliniyor ki bu çok önemli, kontrol altında olunabilmesi için. Bu sebeple biz de güvendeyiz, bu konuda güvendeyiz gibi görünüyor şu anda. Buna bağlantılı olarak çok fazla fiyatlarımızın değişeceğini veya gayrimenkul satışlarının hızlanacağını veya fiyatlar düşerek kelepir boyutuna geleceğini ben asla düşünmüyorum. Şu anda iklimimiz, havamız, coğrafyamızdan dolayı biz gayrimenkulde aynı durumda devam edeceğimizi, hatta müstakil ve arsa araziye talebin artacağını düşünüyorum. Ticari gayrimenkullerde el değişimleri söz konusu olacaktır. %12 ile 15 gibi bir ekonomik daralma öngörülüyor, bilemiyoruz. Fakat konut fiyatlarında herhangi bir düşüşün olacağını ben düşünmüyorum. Bir miktar ilk başta hızlı el değişimi olabilir. Fakat bunun sonunda normal hayatımıza gayrimenkulde devam edebileceğimizi düşünüyorum. Bizi tek etkileyecek olan uçuşlardır. Uçuşlar şu anda adaya kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Açılmaması da gerekiyor bir süre için. Bu süreçte bizi etkileyecek olan yurt dışından gelecek olan yatırımcılarımızın adaya gelemiyor oluşudur. Çünkü her ne kadar dijitalde devam etse de en son alıcı dokunmak ister, görmek ister. Bu süreçte bunların hazırlıkları yapılacaktır. Sürecin sonunda bu alıcılarımız adaya uçabildikleri zaman yeniden piyasamız hareketlenecektir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok kıymetli bilgilerdi. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağlıkla kalalım. Güzel günler yeniden bizim olsun. Enerjimizi yüksek tutalım. Herkesi adaya bekliyoruz. Sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.